Bence okullarındaki kariyer merkeziyle çok yakından çalışsınlar. Çoğu zaman kariyer merkezleri sevilmez, beğenilmez, onu biliyorum. Belki yardımcı olmadılar falan ama gidin, tekrar tekrar gidin ve talep edin. Yani CV'mi düzenleyin, beraber oturalım, yapalım. Beğenmedi mi tekrar git, tekrar git, sor, uğraş. Bence birinci yapılacak şey o. Eğer bir problem varsa da en azından hani kariyer merkezini düzenleme adına en azından geri bildirim yapın ki düzelsin. Bence kariyer merkezlerinin o anlamda çok faydası olabilir öğrenciler için. Yine benim tavsiyem hocalarla mutlaka konuşmak. Eğer iş deneyimi olmasa bile hocalarınızın, çünkü bazı hocalar öyle, mesela benim az bir iş deneyimim var. Ama şu an endüstriyle bağlantılarım var. Hani hem danışmanlık açısından hem işte beraber işte veri açısından iletişimimin olduğu şirketler var. O yüzden hocalardan da öğrenmek mümkün. Yani gidip işte ne yapalım hocam, siz ne yaptınız? Bir iş yerinde çalışmak için ya da belirli bir işte pazarlama alanında çalışmak için ne gerekiyor? Gidip bunları hocalarına da sorsunlar. Mutlaka işte kampüse gelen şirketlerin tanıtımlarına gitsinler. Eğer yarışmalar düzenleniyorsa, işte vaka çalışmaları düzenleniyorsa mutlaka kaçırmasınlar. Çünkü şirketlerin buraya gelmesinin amacı yalnızca reklam değil, reklam da tabii yapmak istiyorlar ama aynı zamanda da iyi iş gücü arıyor onlar. Başarılı öğrenci arıyorlar. Onlar o yüzden geliyor. O yüzden hani bu fırsatı değerlendirip o insanlarla tanışıp yarışmalarına katılıp kendini göstermeye çalışmak lazım. Yani biraz kampüsün nimetlerinden yararlanmak lazım o açıdan. İşte tabii staj için iyi yerler seçmek çok önemli. Mutlaka staj biz bekliyoruz mesela lisans öğrencilerimizden. Artık hemen hemen bütün üniversiteler bekliyor. Yani o tabii kaçırılmayacak bir fırsat. Bir de şeyi görmek açısından da, yani ben mesela pazarlamayı derste çok beğeniyorum. Öyle diyen arkadaşlarımız da oluyor. Ben dersinize bayıldım ama gittim gördüm ki şu şirkette of çekilecek dert değilmiş. Mesela bunu da görüyorum. O yüzden iki şey de birbirinden çok farklı olabilir. Mutlaka o yüzden biraz deneyim edinme açısından gidip görmek, orada vakit geçirmenin önemi var. Yani bazı böyle çok büyük isimli şirketler veya işte pazarlama alanında çalışıyorum şu şirkette. Hani belki uzaktan güzel duyuluyor ama gidip görüyorsunuz ki aslında bir günün çok kötü geçiyor. Yani size göre değil ya da. O yüzden hani gidip görmekte çok fayda var. Bence bu hani çalışmalar, yarışma falan sırasında da öğreniyorsunuz. Çünkü o insanlarla çalışma fırsatı buluyorsunuz. Benim herhalde tavsiyem bunlar olacak.